Akşama başlıyoruz. Of. Boydan boya örtülüyor şu an. Bu da lambalarını yaktı demin. Suratımı gösterdim diye. Evet. İlken bu konduğu boydan boya çevrilecek. Yaya geçidinin üstüne hareket ediyor. Oraya konduk. Bizim aktör kedi de tam karşıda rol yapıyor. Akşam başlıyor çünkü. İyi hamle kaka diri. Acaba bu holdingi kuran bir tane hayvanla yeni aktör geçerken bir yeni cadı takıntılı göstermek için acaba bu nerede okudu be? Nasıl bu bilgilere ulaştı? Yurt dışında okumuş olmalı. Böyle bir tezgah kurmak için filo her şey Illuminati. İblis çıkartmayı nerede öğrendi acaba? Talmud Kabala mı? Öyle bir şey varsa zavallı çocuklar çoğu ya hayvan kesmiştir ya bebek ya da tecavüze uğramıştır. Kitapta yazan bu Ayasofya. O zaman da vardı. O yüzden Allah yıktı orayı. Böyle bir cadı vardı işte. Adı galiba Sofya'ydı. Bütün cadıların anası. Böyle holding kurulur o şekilde. 100.000 tane orospum olsa ne holding kurardım be. Hepsine de yapıştırırdım birer tane hayvan. İçinde iblis olan bulutu yayan. Kaç senede dur bakayım. Mermer mezar taşı satardım bunlara çünkü güç göstermeyi severdim böyle. Taşıtlarla yaptığım gibi. Sinek yaymadan önce holdingden bir tane kargo geçirirdim. Kargoyla geliyor misali. Sinekler. Her kuruma, her koltuğa o orospulardan bir tane yerleştirirdim. Arkadan yönetsin diye. Neler neler yapalım. Keşke dişi cadı olsaydım. Ve bu bilgilere ulaşsaydım. Satanizm. Aleister Crowley veya daha geriye Mısır. Daha gerisi var mıdır? Nerede o bilgiler lan? Bir elime geçse anında firavun olurdum ha. Bir kadın olsaydım. Hiç erkeğe ihtiyacım olmazdı. Çünkü iblis benim eşim. Olduğumun içine sokardım. Başka erkek lazım değil. Aynı bu Samiri ve İştarot'un yaptığı gibi. O kitaplarla neler öğrendin be? Mesela bu hayvanlar hangi iblisle nasıl yönetilir noktaya böyle
Samiri yüzünden zaten bu tırnaklı hayvanlar Yahudilere haram edildi. Haramı kim dinler be? Biz başka şeye tapıyoruz. Ve saptırıyoruz hepsini. Altınları toplayın, altın buzağa erisin. Dağa kadar ekmek herkese yeter. Altın yönetimi bizim olur. Evet. Önümüzde kimse duramaz. Sonra onlara mezar taşı satarız mermerden. O bile yeter ekmeğe. Neleri varsa neleri yoksa kaparız çünkü eskiciler çubuğu bizden. Geri kalanların hepsi bizim. Evlerinde döşeriz böyle. Açayım ışığı ben. Böyle aralık şeylerle adam namaz kılarken kapsın paraziti. Sonra kalp krizi geçirir. Hepsi bizim. Sonra ona mezar taşı satarız. Teker 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 hepsini, sonra iş bitti. Vakıfa düşer bunlar. Bankaya. Artık bankalar bizim artık. O kadar çok altınlarımız oldu. Evet. Böyle gübre madeni diye gösterdiğimiz şeyin altında halbuki altın, elmas madeni var. Eski hazineler. Fakat devlet bok madeni olarak biliyor. Öyle yerler çok. Durmadan satıp altına bozarız. Tüm bankalar bizim olur. Tüm medyayı yönetiriz. Sokarız sokarız bu aptal milletin gözüne, durmadan alışsınlar. Sonra yesinler parazit hastalıkları. Çok kolay. Dünya çapı. İlluminati olayı. Ketçaplar. Temiz kabul edildi. Bırakın lan teröristi dışarı. Ona bile emir verdim böyle. Basarım 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 haberleri, alıştırırım insanları. Sonra serbest. Ey Apo'yu, Apo'yu lan. Yeter yaptı. Zavallı. Öyle yönetebilseydim, ben isteseydim yatmazdı. Ben istediğim için yatıyor. Olurdu o zaman. Başka bir şey mümkün değil, olmazdı ki. Ben firavun olurdum o zaman. Kimin ne zaman osuracağına ben karar verdim. Soktuğum parazit gazlarıyla. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Ben de vuruyorum lan elimi masaya, ben de vuruyorum be. Ne ama? Ayıp lan. Ağzını topla. Hangi ama lan? O damga olan, iblis damgası olan ama mı? Yükselt. Elinde böyle bir ortam var be. Onu da soruşturma, olur mu lan böyle şey? Hey, yavaş git. CHP Büyükşehir Başkan adayı.
Mansur yavaş lan. Bu ne hız? Cin misin, nil misin? Ey Erdoğan, hani Müslümanlığı be yok etsene diye iblis var burada. Düşmanındır diyor ayette. Ayet hani bir gece ansızın gelecektin lan. Hala bekliyoruz. Ne zaman gelsin? Gözümüz yollarda kaldı. Televizyonla dalga geçiyorum. Sözlerin sabahında. Bir de akşamını bekleyin görün. Karanlık olacak. Açu. Crazy Cat Lady. Yeah.